Senin ne işin var burada? Özür dilemeye falan geldiysen hiç çekemem. Zaten derdin başımdan aşkın. Tazminatın bankaya yatacak. Aa, bir saniye, bir saniye. Benim içeride biraz işim var. Ne yapıyorsun? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Çıkıp gider misin evimden? Bu ev biraz basık. Ay niye şimdi böyle geldi bana? Ha renkten. Kahverengi ağırlıklı da ondan. Kesin. Sen ne diyorsun? Delirdin mi? Şule'm, iyi misiniz? Ay çok iyiyim şekerim. Sadece dekorasyonda biraz sıkıntı var. Yani ona bakıyorum. Ya mesela şu eşyalar pek bir ruhsuz. Bunların değişmesi lazım. Hanımefendi, lütfen çıkar mısınız? Bizim için gerçekten hiç uygun bir zaman değil. Benim için çok uygun bir zaman. Ay mesela bu koltuk. Alafranga. Ya böyle çok soğuk. Aa, tıpkı Jülide Hanım'a benziyor. Pek bir demode. Sen... Şule'm, bu bir şakaysa hiç komik değil. Gerçekten bizim çok önemli işlerimiz var. Sizin soğuk şakalarınızı ayıracak vaktimiz yok. Hah! Ben de onu diyorum işte. Ay, soğukluk şekerim. Bu evin problemi bu, soğukluk. Neden biliyor musunuz? Çünkü yuvayı dişi kuş yapar. Ama bu evin dişi kuşu yuva yapamaz. Neden? Çünkü şıkır şıkır gezinmekten başka bir şey bilmez de ondan. Sen ne söylediğimi zannediyorsun? Jülide. Şule Hanım. Yalan mı? Ha? Ne annelik ne samimiyet. Bırak şunu haddini bildireyim. Jülide. Sence normal mi? İlaç falan almış bana bırak. Şule Hanım. Aa bırakın beni. Bırak diyorum. Bırak. Çıkıyoruz. Lütfen. Lütfen Şule'm dışarı. Aa bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak. Fatih. Fatih çekil şu kadın çıksın. Jülide Hanım. Kadıncağızı bırakın. İyi de o kadın... Jülide Hanım bakın bu hareketler size hiç yakışmıyor. Fatih, Şule Hanım'ın problemleri var, evden çıkarmaya çalışıyoruz. Evin yeni sahipleri gelecek, Jülide'nin kalması için müsaade isteyeceğiz, lütfen. Bırak Tarık, ne diye açıklama yapmaya çalışıyorsun? Hadi çık git evimden. Bir şey soracağım. Jülide Hanım daha ne kadar bu evde kalmak istiyor? Sana ne? Ama çok kabasınız. Bakın hakkınızı kaybedeceksiniz. Hatta kaybettiniz bile. Çıkın evden. Sen ne diyorsun? Anlamadın mı? Evin, hisselerin, üniversitenin, şirketin... Yeni sahibi benim. İnanamıyorum. Şaka mı bu? Demek bizi bu hale düşüren sensin. Daha dün hocam hocam diye Tarık'ın peşinden ayrılmayan çocuk. Koca servetin sahibi mi oldu yani? Maalesef şaka falan değil Jülide. Önce şu
dosyaları inceleyin. Doğru olduğunu anlayın. Sonra da defolun gidin bu evden. Doğru. Bütün hisseler, mal, mülk, evler, şirkete ait ne varsa artık Fatih. Yanlış bir şey yapmadım. Her şey yasal. Kitabına ve kanuna uygun. Sahtekar. Cülide dur. Sahtekar! Yeter be. Dokunma oğluma. Fatih benim oğlum. Ne? Evet. Doğru duydun. Fatih benim oğlum. Burası da artık bizim evimiz. Şimdi defolun gidin bu evden. Jülide.